hükümet devletin gelir elde ettiği tüm harçlara ortalama %6,75 oranında zam yaptı. Zamlar Şubat başı itibariyle yürürlüğe girecek. Ödemek mecburiyetinde olduğunu belirten vatandaş da zamlara karşı çaresiz kaldı. Başka çaremiz mi var? Ödeyeceğiz tabii. Hükümete yardımcı olalım. Vallahi özel sektöre hiçbir şey yapmadan hükümetteki gene çalışanlara, devlet dairesindekilere yapıyorlar ama özel sektörde çalışanlara ne nasıl yani hiçbir şey olmadan, zam yapmadan ve nasıl diyeyim enflasyon yoktur diyor. Oysa her şeye alttan öyle güzel süsleyerek yapıyorlar ki ama insanlar bu taraftan nasıl geçinecek? Çocuk okutan var, yemeğini nasıl alacak, ev kirası ödeyenler var. Bunu düşünen maalesef yok. Memura %4,6 hayat aynen pahalılığı öyle ödenecek. İşte onlara hayat pahalılığı var, onlara enflasyon var ama özel sektörde çalışanlara hiçbir şey yok. Bu zam normal olmalı aslında genel giderlerin artışına bakıldığı zaman dövize çok bağımlı olduğumuz için üretebilen bir ülke olmadığımız için. Ama her bir bireyin, ailenin bütün harcamalarının içinde çok büyük yer kaplaması bizim için kötü. Peki çözümü konuşmak lazım. Yani tamam ben şikayet edeyim, siz şikayet edin, şikayet edelim. Bu partizanlıktan vazgeçip gerçekten halkın ihtiyaçlarını konuşacak birilerine ihtiyacımız var. Görülüyor ki iki parti bir araya geldi, ikisi de yapacağını yaptı. Dolayısıyla bizim seçeceğimiz partilerin bunlar olmadığı kesin. Ama kim olacak? Yani öneri getirmek lazım. Halkın da konuşurken sadece eleştiri değil, öneri getirmesi lazım. Üretimi artırmak lazım. Ne üretelim? Toprağımız var, topraktan bir şey üretelim. Vazgeçelim masa başında çalışmaktan artık. Yetersiz, gelişemeyen insanlara yatırım yapacağımıza, gelişme umudu olan insanlara yatırım yapalım. Çocuklarımızı şımartmayalım. Üretsinler, kazansınlar. Kazanamıyorlarsa da biraz kazanamamanın bedelini ödesinler. Sonra belki kazanmak isterler ya. Bunların böyle kolay çözülemeyeceği görüşündeyim. Bunlar genelde böyle bazı şeylerin önceden yanlışlığından dolayı ilerliyor ve bir türlü düzelemiyor. Ama ben devletimizin de buna bir çare bulacağını inanıyorum. Normal değildir. Gerisinde kaldık. Verseler de vermeseler fark etmez. Özel sektörde de yani onları da aynı oranda bir ileri atılmak istenirlerse yetersiz kalındığını söyleyebilirim şimdi. Zamlara tabii ki tepkimiz oluyor. Çünkü maaşlarımıza aynı şekilde zam yapılmıyor. Ehliyetinizi yenilediniz galiba. Eşimin ehliyetini aradım şimdi. Tamam. Süresi dolmuştu. Şubat ayı itibariyle yenilerseniz zamlı fiyattan yenileceksiniz zaten. Kıl payı kurtardık demek ki ama yani benimki için kurtulacak. Tabii çok etkileniyoruz. Yani her şey zam. Yıl içerisinde her şeye zam. Bizim iki tane çocuğumuz var. Herkesin ailesi var. Gelirler bayağı bir verdiklerinden aldıkları fazla. Her şeye bir zam. Elektriğe zam. Ehliyetlere zam. Yani artışı yapıyorlar ama daha fazla alıyorlar. Yani bizim hiçbir karımız yok bu işte. Herkes mağdur. Yani devlet memuru da şu an mağdur. Özel sektör mağdur. Yani bu ülkede şu an herkes mağdur. Mağdur olmayan tek kişiler var. Onlar da baştakiler. Zam yapsın tamam zam yapıyor ama alıyor da tam yapması lazım mantıken ama gelir gideri karşılamıyor. Devletin geliri giderini karşılamıyor yani.
gelmeden ehliyete kadar 350 kalem harçta zam kararı alan hükümete muhalefet partileri sert tepki gösterdi. Hükümetler her yıl harçları enflasyona göre, hayat pahalılığına göre oturup düzenleme durumundadır. Ama olağanüstü bir durumdan geçildiği dönemlerdeki şu an onlardan biridir. Dövizin müthiş fırlaması, hayat pahalılığının çok yükselmesi. Bu harçları ayarlarken vatandaşı da rahatlatacak bir takım önlemler alır. Kamuya belli bir zam vererek bu harçların bir kısmını karşılayabilirsiniz belki ama kamunun dışında çalışan, özel sektörde çalışan insanlarımız da var. Çiftçilik yapan, hayvancılık yapan insanlarımız da var. Dolayısıyla bütününü düşünmek lazım. Devlet gelirlerini tabii ki bu dar ekonomik ortamda dengeleyebilmek adına siz habire dolaylı ve dolaysız vergiler vasıtasıyla elinizi vatandaşın cebine attığınızda gün gelir o cebin delik olduğunu da fark edersiniz. Şu anda da gidişat o maalesef. Bir de çok garip uygulamalar var. Bunlar yeni çıktı. Örneğin bir akıllı kimlik kartları çıktı şimdi yeni. Dünyanın herhalde hiçbir yerinde yoktur. Süreli kimlik kartı. Yani belli bir harç ödüyorsunuz. Kimlik kartını alıyorsunuz. 5 yıl süresi var o kimlik kartının. 5 yıl sonra yenilemek zorundasınız. Yani yeniden harç ödemek zorundasınız. Böyle bir uygulama. Bu yeni çıkan bir uygulama. Tamam değil. Amaç devletin kasasına para doldurmak. Şunu anlamamız lazım. Vergileri yükselterek, dolaylı dolaysız vergilerle elimizi vatandaşın cebine atarak kamuyu dengeleyeceğim diyerek kamuya artış vermek suretiyle ülkenin bütününe hizmet etmek mümkün değil. Bir vergi reformu şart. Bu harçların en azından günlük yaşantımızı etkileyecek olan kısımları elden geçirilip azaltılması şart. Belirli konularda yani sigaraya örneğin vergiyi yükseltebilirsiniz. Ama her günümüzü etkileyecek bir şey varsa burada da indirim yapmamız lazım ki hayatı ucuzlatalım. Memura maaş artışı verdikçe, efendim bu eşel mobili uyguladıkça bir nevi kısır döngünün içine giriyoruz. Eşel mobili uyguluyorsunuz, maaşlar artıyor. O maaş artışına göre hayat da pahalılaşıyor. Memurlar bunun bir kısmını alabiliyor ama özel sektörde çalışanlar, özel sektör bu yükün altında kalıyor. Dolayısıyla bu dengeyi oluşturabilmek için aslında yapılması gereken 300 bin ile kısıtladığımız bizim değil aslında bütün dünyanın bize kısıtladığı pazarımızı Türkiye ile serbest ticareti başlatmak suretiyle genişletebilmek. O pazar genişlediğinde bizim birim maliyetlerimiz de düşecek. Vergi reformlarıyla çok daha fazla vergi toplayabileceğiz. Ve yolumuz önümüz açılacak. Yani başka bir şey düşünmek lazım. 2008'den beri uygulanan bir protokol var. Bu protokol bizi her gün daha kötüye götürdü. Daha iyiye değil. Bunun görülmesi lazım. Ve Türkiye ile yapılacak anlaşmada daha farklı bir yaklaşımın ortaya konması gerekir. O zaman ancak devlet kendi geliriyle bu yükü yürütebilir. Ve zaman içerisinde de tabii kamunun bu yükten kurtulması gerekir. Peki, başka çaresi yok. Sizin bu öneriniz hükümet tarafından dikkate alındı mı? Hangi önerimiz dikkate alındı ki bu alınsın? Hükümet içerisinde de iken de bunları çok konuştuk, ettik ama sistem sizi sürüklüyor. Herkes bu mevcut hükümetin çok geniş tabanlı, çok sorunlu hükümetin bittiği doğrultusunda bir algı var ama devam ediyor hükümet. Eğer bir müddet sonra ipi koparacaklarsa yapmaları gereken en büyük iyilik bu memlekete bir protokol imzalayarak bundan sonraki hükümetlerin elini ayağını bağlamamaktır. Devam edeceklerse o zaman tabii ki kendileri bilir. O protokolü de hep birlikte değerlendiririz. Yılların birikimidir. Onu söyleyeyim. Kaç aylık, 6 aylık bir hükümettir. Şimdi bütün yükü onlara koymayalım ama
alışılagelmişi uygulamaya devam etmek bir yere götürmeyecek bizi. Farklı bir yaklaşımı ortaya koymamız lazım artık hep birlikte. Evet, elimizde çözüm önerileri de varken bunları değerlendirmek gerekir. Evet, yani kendi içimizde hiç değilse tartışabilmemiz gerekir ama ne su konusunda, ne protokol konusunda, ne vergi reformu konusunda, ne kamu reformu konusunda maalesef ne söylersek söyleyelim bu hükümetin çok geniş tabanlı olduğu için peki pek dikkate aldığı yok. Peki bu hükümet bu almış olduğu kararlar ya da uygulamaya koymadığı kararlar doğrultusunda sürdürülebilir olmasını ne kadar gözlemliyoruz? Yani sürdürülebilir olmadığı ortada. Yani bu hükümet aslında fiilen bitmiş durumda. Uzatmaları oynuyorlar. Ben de diyorum ki uzatmaları oynarken ülkeye bir gol daha atmasınlar. Bıraksınlar iş penaltilere kalacaksa penaltilere kalsın ama oturalım bu yeni imzalanacak ve 2018'e kadar devam edecek protokolü gerçekten olması gerektiği hale getirelim. Su konusunda örneğin bir örnek olarak vereceğim. İki hükümet partisi anlaşmış kendi arasında nasıl anlaştılarsa bizim bilgimiz yok. Hep birlikte yaşıyoruz bu ülkede. Vardığınız mutabakat her neyse hep birlikte bunun üzerinde duralım. Kendine açık çek de verdik. Gelin bir komite kuralım. Konuşalım kendi aramızda diye. 2 ay önce, 3 ay önce. Hiç o taraftan gelmediler. Aracı olmak istedik. Hayır biz çözeceğiz dediler. Ama 2 yılını çaldılar bu halkın. 2 yıl önce yapılmış olması gereken ve bitmiş olması gereken tartışmaları son aşamada yapmak suretiyle maalesef gereksiz bir zaman kaybettik ve neticede 2015 Ocağı'nda söylediğimizi şimdi yapıyoruz diyorlar. Kabaca anladığımız o. Ama bu diyalogsuzluktur. Diyalogsuz hareket ettiğiniz müddetçe de mutlaka duvara toslarsınız. Evet. CTP'yi de UBP'yi de seçen halk etkin bir muhalefet görmek istiyor. Onu da buradan söyleyeyim size. Yani 8 kişilik bir ekiple yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz. Mecliste köy köy gezerek Kıbrıs konusunda daha fazla yapıyoruz eleştirilerimizi çözüm konusunda. Meclis kürsüsünden söylediklerimizi yaptığımız eleştirileri halkımız bir şekilde duymuyor. Ya basın tam olarak işlemiyor ya yanlış işliyor. Ama her yaptığımız eleştirinin yanına bir de öneri mutlaka koyuyoruz. Yani öyle dün iktidar dedik, yarın gene iktidarda oluruz. Boş sepetten atan bir parti değiliz. Bir eleştiri yapıyorsak önerimiz de mutlaka yanında birlikte geliyor. Ama kale alınmıyor. Mesele bu. Öyle bir de durum yaşıyoruz ki zaten parti içi muhalifler her iki partide de bize fazla şans bırakmıyor. Yani kendileri her perşembe çoğunlukla iktidar vekilleri çıkıp eleştirilerini yapıyorlar. Biz de kendi önerilerimizi sunuyoruz. Maaşlara yine gündemde olan gülünç derecede bir artış ama her şeye iğneden ipliğe, tepeden tırnağa her şeye okkalı zamlarla karşı karşıyayız. Biz bunu vicdansızlık olarak hatta halk düşmanlığı olarak niteliyoruz gerçekten. Çünkü büyük bir aldatmaca vardır ortada. Yani resmi rakamlara baktığınızda Devlet Planlama Örgütü'nün yıl içinde bulduğu rakamlar 7.78 gibi görünüyor enflasyon rakamları ama gerçekler öyle değil. Yani kamuoyu ve vatandaş bunu çok yakından biliyor. Ne hikmetse Devlet Planlama Örgütü temsilcileri
hayat pahalılığını alacakları zaman, tespit edecekleri zaman böyle rakamların hızla yükseldiği anda, fiyat artışının hızlı yapıldığı anlarda değil de o hızlı artışın ardından minimum düşüşlerin olduğu zamanlarda çarşı pazara inmeyi alışkanlık haline getirdiler. Bu durumda da görece 30 kuruşluk, 40 kuruşluk indirimleri hayat pahalılığı ucuzladı diye, hatta zaman zaman eksi çıkan, hayat pahalılığı eksiği olarak gösterilen aylar var. Bu kesinlikle aldatmacadır. Yalnızca 2015 yılı içerisinde dövizde yapılan artış, dövizin TL'ye göre artışı %25'in üzerindedir. Dolayısıyla kimse kusura bakmasın, halkla dalga geçmeye çalışmasınlar. Gerçekten yapılan vicdansızlıktır, insafsızlıktır. Göstermelik rakamlarla kendilerine göre işte biz hayat pahalılığını da maaşlara yansıtıyoruz söylemleri kesinlikle doğru değil. Her şeye okkalı zamlar yapıldı. Bütün resim, harçlar ve benzeri şeylere, ruhsatlar, sigortalara yapılan zam daha da korkunç bir şeydir. Kesinlikle bunlar kabul edilemezdir. Bize göre hükümet bunları bir kez daha gerçekçi olarak gözden geçirmeli. Ya yapılan artışlar oranında eşel mobil uygulamasını başlatıp maaş ve ücretlerin erimesini önler ve gerçekçi artışlar verir çalışanlara, ya da bu zamların geri alınması gerekir. Ha, bir önemli nokta da, eksik bırakmayalım onu da, asgari ücretli. Yani hep artışlar derken kamu görevlilerine veya devletten maaş çekenlerden bahsediyoruz, öyle anlaşılıyor. Asgari ücret gülünç derecede bir durumda. Bakın, Türkiye'de fiyat ve harcamaların çok daha ucuz olduğu bir yerde asgari ücret çok önemli bir artış sağladı. Bu nedenle gerçekten son derece önemli. Bizim ülkemizde ise artış o derecelerin çok altında. Şu anda asgari ücret yoksulluk sınırının, açlık sınırının altında seyrediyor. Ve özel sektörde gerçekten bir devletin korumadığı bir yapı var. Zaten özel sektör çalışanları sendikasız olduğu için, herhangi bir güvenceye sahip olmadıkları için zor durumdadırlar. Gelecekleri işverenin iki dudağı arasında. Bir de bu asgari ücretin doğru dürüst artırılmaması, maaş ve ücret dengesinin özel sektörde hiç korunmamasını getiriyor. Bu gerçekten kabul edilebilir bir durum değildir. Bu çerçevede hem özel sektör çalışanlarına da gerçekçi bir asgari ücret artışı, hem de devlette 1 Ocak 2011 yani göç yasası tabiriyle işe başlayanların da mutlaka maaş anomalilerinin düzeltilmesi gerekmektedir. Peki vatandaş her yıl bu zamları kabul etmeyi artık öğrendi. Öyle bir alışılagelmiş bir durum olmuştu. Bu normal mi, vatandaşın bunu kabul etmesi de? Şimdi tabii ülkemizde o kadar yoğun olaylar yaşanmaktadır ki sürekli olarak mağduriyetler. Bu defa sendikalar daha sık eylem yapma durumunda kalıyor. Sendikalar daha sık eylem yapınca bu defa hükümet de eylemleri kanıksıyor artık. Ve böylesi eylemleri görmezden geliyor. Oysa çalışanlar da bana göre topyekün örgütlenerek bu tepkiyi koyabilmeli. Yani biz Toplumcu Demokrasi Partisi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Meclis içinde de, meclis dışında da. Çalışanların örgütleri de, üretici birlikleri de bu konuya sessiz ve kayıtsız kalmamalı. Çok daha sert tepkiler göstermeli ki bu ülkede hak, adalet, eşitlik ve emeğin korunması sağlanabilsin. Evet. Son günlerde ülke gündemi oldukça yoğun. Üstüne bir de bu zamlar gelince acaba Toplumcu Demokrasi Partisi olarak 2016 yılı içinde bir seçim öngörüyor musunuz? Yani bu hükümet bu şekilde yola devam eder mi? Hükümet zaten var mı yok mu belli değil, ama zamların istedildiği zaman hükümetin varlığını görüyorsunuz. Ama koruyucu tedbirler alındığında, üreticinin emeğinin karşılığı ödeneceğinde hükümet yok. Bakın, çiftçilerin ürün bedellerinin 6 ay sonra ancak %60'ı ödenebildi, daha geri kalanı ödenmedi.
hayvancıların süt ve benzeri alacakları hala daha ödenmedi. Narenciyecinin, sebze meyvecilerin mağduriyetleri giderilmedi. Bakıldığında bu tür konularda herhangi bir koruyucu tedbir yok. Dolayısıyla hükümet, 6 ay önce kurulan hükümet de öngördüğü hiçbir reformu hayata geçirmedi. Dolayısıyla üstelik su konusunda da sınıfta kaldılar. Türkiye ile ilişkiler daha da gerildi. Bütün bunlara baktığımızda ortada bir hükümet yok. Şimdi hep şunu bekledik. Eğer baharda Kıbrıs konusundaki gelişmeler paralelinde bir referandum olacaksaydı, varsın seçimleri öteleyelim dedik. Varsın Toplumcu Demokrasi Partisi bu kadar bekledi, biraz daha iktidara gelmek için bekler dedik. Ama olmuyor. Yani eğer referandum sonbahar ve civarlarında olacaksa, bu ilk 6 aylık dilimin içerisinde bir erken seçim kaçınılmazdır diye düşünüyorum. Çünkü halk bu hükümeti hak etmiyor. Zaten halkın iradesi şu anki meclis yapısıyla da örtüşmüyor. Bu iradenin yeniden halk tarafından belirlenmesi lazım. Her sene yapılması gereken ekonominin düzenlenmesi için yapılan zamlardı. Ama bizim burada söylemek istediğimiz ve her zaman dile getirdiğimiz, evet bu zamlar yapılıyor. Hükümet para toplaması gerektiğini hissettiği için bu düzenlemeleri yapıyor. Ama burada önemli olan artık bir şekilde hep ileri ileri değil, yani zamlarla değil, tasarruf edilmesi gerektiğinin realitesini de hükümet edenlerin görmesi lazım diye düşünüyoruz artık. Çünkü ekonomimizi ve özel sektörü en fazla frenleyen sıkıntılardan bir tanesi de kamu giderlerinin kamu gelirlerinin %80'inin 85'inin ne yazık ki gene kamu giderlerine harcanmasından kaynaklıdır. Özel sektörü geliştirici herhangi bir ekonomik veya maddi bir değer kalmadığı için özel sektör ne yazık ki gelişemiyor. Özel sektörde gelişemediği için ülkenin ekonomisi hep geriye geriye doğru gitmeye devam ediyor. Biz şunu da söylemek isterim. Bu zamlar evet belki bir gelir getirici oran olarak gözükebilir. Ama aynı zamanda da alım gücünü de bizce düşüreceğinden dolayı belki de hükümetin beklemiş olduğu kamu gelirlerini toplayamayacağı sıkıntısı da yaşanabilecektir diye düşünmekteyiz burada. Tabii ki revize edilmesi gereken belki de rakamlar da vardır. Bunların ortaya çıkarılıp şundan kaynaklı, bundan dolayı denerekten yapılması bizce daha doğrudur. Çünkü anlatmadan, söylemeden bir anda vatandaşa zam olarak bunu lanse ederseniz tabii ki vatandaştan doğal olarak tepki alırsınız. O nedenle belki de çok komik rakamlarda olan bir şeyler evet biraz artırılabilir. Ama bunları siz kalem kalem alıp incelemeniz gerekir. Bugün bir seyri seferle ilgili zaten toplamakta sıkıntı yaşadığınız bir meblağın üzerine siz hala tekrardan bir zam oranı getirirseniz, her ne kadar yapılması gereken bir düzenleme diyerekten bile bizce bu daha fazla kaçağa neden olacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü kontrol mekanizmasını çalıştıramıyorsunuz. Her aracı durup seyri seferinin yaptırılıp yaptırılmadığını ne kadar kontrol ediyorsunuz? %40 civarında kaçak olduğu biliniyor seyri seferlerle ilgili. Bunun önlenebilmesi için ne tip adımlar atıyorsunuz? Maliye Bakanımızın bununla ilgili bir benzine yansıtılmasıyla ilgili bir düşüncesi vardı. Ama o da tam bir noktaya oturmuş durumda değil. Çünkü onun da
düzenlenmesi için belli başlı yasa ve aynı zamanda da onundan kaynaklı yansıma olarak da kamu giderlerinde artış olacağından dolayı onu bir şekilde bir yere oturtmaya çalışıyorlar. Ama bu yaptığınız zamlarla toplamayı düşündüğümüzün de belki kaça daha fazla neden olacaksınız. Biz gene şunu vurgulamak isterim üstüne basa basa. Tasarruf devletin bir şekilde bu %80-85 oranında olan giderlerini daha aşağı çekip özel sektörü destekleyici, üreticiyi destekleyici, belli başlı ürünlerimizin artık yurt dışına açılması için bir meblağı bir yerden kendi içerisinden tasarrufa giderekten yaratması ve ürün ihraç edebilme durumuna gelmesi için özel sektördeki işletmeleri desteklemesi gerektiğini ben düşünüyorum. Ocak ayı itibariyle bu zamlar yapıldı. Aynı zamanda da karşılığı olarak da biz benzinle ilgili de büyük oranda bir indirim beklemekteyiz hükümetten. Umarız bu sene içerisinde yapılan son zamlar olur. Hükümetimiz daha fazla bir zama ihtiyaç duymaz diğer kalemlerde. Ve 2016 ekonomik açıdan hepsimizi zorlayacak bir sene gibi zaten görünmektedir. Bir de doğru adımlar atılmazsa ve tasarruf önlemleri alınmazsa çok daha büyük sıkıntılar bizi bekleyebilir. O nedenle hükümetin burada çok dikkat etmesi gerektiğini ve sadece kamu sektörünü değil, tüm bu ülkede yaşayan 80 küsur bin özel sektörde çalışan insanı da düşünerekten adım atması gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Özellikle bu harçlarla birlikte kamu çalışanlara hayat pahalılığı da ödenecek. Onlara da bir artış yapıldı. %4.6. Evet. Özel sektör bu durumda çaresiz kalacak. Yine kendi cebinden alım gücünü düşürekten hayatına devam edecek değil mi? Aynen öyle. Tabii ki bunun akabinde tahminimce asgari ücretle ilgili bir çalışma başlatılacaktır. Asgari ücretin artırılmasıyla ilgili ama realitede asgari ücretin de hesaplanmasıyla ilgili biz uzun zamandan beri söylemekteyiz. Büyük sıkıntılar vardır. Pazarlık usulü yapılmaktadır. Bu doğru bir gerçeği bulma formülizasyonu değildir. O nedenle asgari ücretle ilgili bir formülün çok hızlı bir şekilde bu ülkeye oturtulup her sene işveren ve çalışan kesmi karşılığı karşıya getirecek pozisyonun artık bu ülkeden kalkması gerektiğine inanıyoruz. Doğru bir formülizasyonla çok daha doğru neticeler alabilirsiniz ve bu da bize gerçekleri daha önümüze çıkarıcı bir noktaya bizi getirir. Asgari ücrette de olası bir artışta özel sektörün durumu zaten şu anda belli, ekonomik olarak ne durumda olduğu bellidir. Buradaki olası artışların özel sektörün ekonomisini de daraltacağına inanmaktayım. Şunu da buradan vurgulamak isterim asgari ücretle ilgili. Çünkü önümüzdeki zamanlarda tekrardan konuşulmaya başlayacaktır. Asgari ücretteki her bir artış sadece çalışana olacak yapılacak olan zam olarak düşünülmemesi gerektiğini yinelemek isterim. Asgari ücretteki her bir artış trafikteki cezanıza da yansıyacaktır. Devlet dairesinde yapmış olduğunuz herhangi veya ödeyeceğiniz herhangi bir gecikme zammına yansıyacak olacaktır. Bunların üzerine daha bir sürü kalem ekleyebilirsiniz. Çünkü devletin cezaları hep asgari ücrete endeksidir. Vatandaşımızın onu da düşünmesi gerektiğini bir daha vurgulamak isterim buradan. Umarım 2016'nın ilk zamı bu olur. Daha da fazla bir zam ülkemizde olmaz. Peki GİAD olarak 2016 ekonomik açıdan nasıl geçecek? Neler düşünüyorsunuz? Tabii dünya genelinde bir sıkıntı olduğu için biz 2016'nın evet bizi biraz sıkacak bir yıl olduğunu düşünüyoruz. Rakamsal olarak da baktığımızda öyle, onu görmekteyiz zaten. Daha da daralmalar olacaktır. Çünkü tüm dünyada biliyorsunuz petrolün varil fiyatları da çok dibine inmiş bir durumdadır ve bunun inme sebeplerini de bir kontrol etme gerekir aslında. Neden kaynaklı? Ülkelerin kendi aralarındaki soğuk savaş dediğimiz bu ekonomik savaştan kaynaklı inmelerse. Artı çevremizde bir savaş durumu vardır. Bu da bizim 2016'daki ekonomimizi bir şekilde etkileyecektir. Çünkü turist sayımızda belki bununla ilgili biliyorsunuz Antalya'ya gelen turistler bir şekilde Kuzey Kıbrıs'a da belli bir oranda olsa da geliyorlardı.
Bununla ilgili iptaller olduğunu da duyduk zaten Suriye'den kaynaklı. Evet. Ve Türkiye'nin de bu savaşın içerisine giriyor pozisyonunda olmasından kaynaklı. Belli başlı otelcilerimizin iptaller olduğunu duyduk. O nedenle biliyorsunuz turizmde ülkemizin lokomotif sektörlerinden olduğundan dolayı ekonomide belli başlı gerilemeler olabilir. Öğrenci sayısında bir artış bekliyoruz eğitim sektörüyle ilgili. Bu sektörümüz belki biraz ekonomiyi canlandırabilir. Bir de tabii ki her zaman 2004'te olduğu gibi çözümün yaklaşmış olduğunun vurgulanmasından kaynaklı inşaat sektöründe bir hareketlenme, olası bir hareketlenme bekliyoruz. Bunun dışındaki sektörlerde açıkçası çok ihracatla ilgili veya yeşil hat tüzüğünün çok iyi kullanılmamasından dolayı bir ilerleme değil, daha fazla bir gerileme olacağını düşünüyoruz. Sadece belli başlı 2-3 kalemde ilerlemeler olacaktır umudumuz. Onun dışındakilerde de gerileme olacaktır. Ama demin söylediğim gibi devletin atması gereken tasarruf önlemlerinin tüm vatandaşların kendisine uygulayaraktan belli başlı tasarruflara gitmesiyle ekonominin çok o sıkıntılı günlerini daha rahat atlatabiliriz diye düşünüyorum.